Herkese yeniden merhaba. MyTeam kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Belçika Grand Prix'sindeyiz. Son iki yarışta oldukça şanssızdık. Güç ünitemizde sorunlar yaşamıştık. Buraya yeni güncellemelerle ve büyük umutlarla geldik. Şimdi Q1'deyiz. İkinci turdayız. 16.'da aldık ilk turun. Sonunda bakalım şimdi zamanımızı ne kadar geliştireceğiz. Ve araçta da yeni bir renk düzeni yaptık. ...356 km'ye kadar çıktı araç. Belçika gerçekten çok çok sevdiğimiz bir pist. Yarım saniyelik bir zaman kazancı var. Pistin de dışına taştık orada biraz. Ocon'dan 0.6 saniye daha hızlıyız. Güzel bir dereceyle geliyoruz bakalım. 0.4 oldu şimdi. Bas top şikanına da dönüyoruz. Ve 8. sıra. Seans sonunda Piastri'de önümüzde yer aldı. Çok ilginç. 10 ve 11 olduk. Piastri'de Q2'ye kalmayı başardı. Hava biraz bulutlanmaya başladı Q2'de. 10.'da aldık ilk turumuzda. Şimdi 2. tura start verdik. ...357 km'yi görüyoruz bu sefer. Pistin de dışına taştık. Yarım saniyelik bir zaman kazancımız var. Gazli'den de yarım saniye daha hızlıyız. Neredeyse bir saniyeye yaklaştırdık zaman kazancımızı. İyi bir dereceyle geliyoruz. Bakalım ilk 5'e girebilecek miyiz? Şimdi çizgiyi geçtik ve ikinci sıra 0.6 saniye. Yavaşlık 0.4. Araya Norris girmiş. 3. sırada tamamladık Q2'yi. Şimdi Q3'teyiz. Yağmur başlamak üzere, hızlanmak üzere. Hemen piste attık kendimizi. Pist kuruyken ya da daha çok ıslanmamışken bir an önce hızlı turumuzu atalım. Yine 357 kilometreyi görmeyi başardık.
0.7 saniye Albon'dan daha hızlıyız. Albon'un önüne geçersek ilk 3'te 4'te başlama ihtimalimiz çok yüksek yarışta. Güzel bir tur attık. Şimdi de güzel bir şekilde noktalamamız lazım. Bu güzel turu. Şimdi start finish düzüne çıktık. DRS'yi açtık. Çizgiyi geçtik ve ikinci sıra. Lando Norris pole alıyor. Verstappen giriyor araya. Üçüncü sırada başlayacağız ana yarışa. Daha doğrusu burada sprint yarışı var. Sprint yarışına. Üçüncü sıradan başlıyoruz. Ve sprint gününe de geldik. Bulutlu bir hava var. Yağış beklentisi yok gibi. Güzel bir sıralama turu geçirdik. Belçika zaten sevdiğimiz bir pist. Setup burada çok önemli. Şimdi bir gride göz atalım. Norris, Verstappen ilk cepteler. İşte biz varız. Leclerc yanımızda, Sainz hemen arkamızda, Perez 6, Bottas Albon, Hamilton 9, Gasly 10, Russell Ocon, Stroll Magnussen, Sato takım arkadaşımız 16. sıra, Piastri, Joe Hülkenberg, Tsunoda, De Vries, Williamslar son iki cepten başlıyor. Here we go then. The formation lap is underway ahead of today's sprint. Mediumlarla başlayıp yarışın sonuna kadar bu şekilde götürmeyi planlıyorum yarışı. 15 tur diye hatırlıyorum buradaki sprint yarışı. Şimdi 5 kırmızı ışık yanıyor Belçika'da. Sönmesiyle birlikte bu harika yarışa sprinte start verildi. İkisi de çok ağır kaldı. Verstappen de Norris de şimdi içeriye doğru aracı soktuk. Ve liderliği alıyoruz. Liderliği aldık. Belçika Spa'da. Tekrarına bakıyoruz. İlk virajı lider döndük. Şimdi oruca doğru yaklaşıyoruz. Verstappen Norris'i geçti. İkinciliği aldı. Hemen bizim peşimizde. Norris de geliyor. Norris ikinciliği alıyor şu anda. Verstappen'den. Yarış bizim için oldukça güzel devam ediyor. Güzel başladık. İlk turu lider tamamladık böylece.
İkinci turun da sonuna geldik. DRS'ler açılacak şimdi. Lando Norris hemen oluyor. En hızlı turu bizden ve DRS'ler de açıldı. DRS ile yaklaşmasına rağmen yetişemedi. Lando Norris. Altıncı turdayız. Yine bizi kurtaracak kadar mesafe var arada. 2 ve 3. sektörde zaman farkını biraz açabiliyoruz. İlk sektörde DRS ile farkı kapatıyorlar. Dengede tutmaya çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi artık DRS'sinden de çıktık. Norris'in birinci turdayız. Takım patronu bilgilendirme yaptı. Vites kutusunda arıza olduğunu söyledi. Üstünde çalışıyoruz dedi. Halbuki daha 2 veya 3. yarış olması lazım bu vites kutusuyla. 3. kez mi yoksa yarış dışı kalacağız. Son 2 yarıştır olduğu gibi. Dördüncü tura gireceğiz. Vites kutusu problemi devam ediyor. 2 saniyeye çıkarttık. Lando Norris 4. sıraya kadar düştü. Artık son turdayız. Hatta son sektöründeyiz son turun. Şimdi önümüzde sadece bir bus stop çıkanı kaldı. Sprint yarışını kazanıp 8 puanı alacağız. Norris ortalarda gözükmüyor şu anda. Çok çok arkalarda gözüküyor hatta. Ve sprinti kazanıyoruz. Yes, great drive. Great drive. Everyone here is really happy with that performance. Well done, mate. With the sprint wrapped up, we now have 8 puan aldık. Lando Norris 8. olmuş. Bottas puan da alamamış. 7 puan yaklaştık böylece. Lando Norris'e 21 puana indi fark. Bottas'la da farkı 8 puan kapatmış olduk. Sprint bizim için verimli geçti. Bakalım takımlarda. Aston Martin'e biraz daha yaklaştık. Ve şimdi ana yarış gününe geldik. Ancak vites kutumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Yani yarışa son iki cepten başlayacağız. Yoksa pole'den başlayacaktık bugün. Sprint'i kazandığımız için ancak şimdi son sıradan start alacağız. Güzel bir yükselme mücadelesi bizi bekliyor. Yarışı riske atmak istemedim. Aynı vites kutusuyla devam edip yarış dışı kalmak çok üzücü olabilir de. Şimdi bakalım grid nasıl şekillenmiş. Verstappen ve Perez 1 ve 2. Sergio Perez lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Leclerc, Ferrari'ler 3 ve 4.
Hamilton, Albon, Russell, Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Ocon, Drogovic, Tsunoda, Stroll, Piastri, Norris de 16. sıradan başlıyor. Şampiyonu lideri de gerilerde. Sargeant, Sato, Joe, DeVries. Biz 21. sıradayız. Gasly'nin de penaltı cezası varmış. 22. sıradan başlayacak. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. The formation lap gets underway, and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure that their car is ready for the battle. Mediumlarla başlayacağız. Lastik aşımına göre tek pit stop veya çift pit stop da yapabiliriz. Formasyon turu da tamamlandı. Vites kutusunu değiştirdiğimiz için 21. sıradan start alıyoruz. İyi bir kalkış yaptık şimdi. Joe'yu geçtik. Gasly zaten arkamızda. Şimdi Sargeant'ın içinden. Takım arkadaşımızı da geride bıraktık. 14. sıra şu anda. 13.lük için Tsunoda ile mücadele ediyoruz ama 14'te kaldık. 8 sıra yükseldik. Ve güvenlik aracı tam Tsunoda'ya yaklaşıyorduk. Herhangi bir yarış dışı kalma uyarısı da gelmedi. Daha ilk virajdan güvenlik aracı çıktı. Belçika'da beklendiği gibi olaylı devam ediyor yarış. Hamilton pite girdi. 13'e yükselmiş olduk böylece. Şimdi 3. turun sonunda yarışa start tekrardan verildi. Güvenlik aracı içeri girdi. Tsunoda var hemen önümüzde. Atak yapabiliriz. Şimdi aracı içeriye doğru soktuk. Rahat bir şekilde Tsunoda'yı geride bıraktık. 12. sıra. 9 sıra kazandık. Starttan bu yana. Alfa Romeo'dan Stroll var. Aynı lastiklere sahibiz. Tosuna da çok yakın. Drogovic de geliyor. Yarış çizgisinde kalarak yerimizi korumayı başardık. Turda Stroll'ün artık dibine girdik. Vites kutusundayız. Şimdi hızla yaklaşıyoruz Stroll'e. Çok yakınız. Şimdi içeriden bir bakış attık ve güzel bir geçiş yapıyoruz. Lance Stroll'e karşı 11. sıra. 7 turda 10 sıra kazandık. Ocon ve Magnussen var önümüzde. Magnussen'de yumuşak lastikler var. Yıpranmıştır artık onlar. Birkaç tur sonra yaklaşabiliriz.
9. tura girerken DRS mesafesine girdik artık. Ocon'un şimdi Magnussen'de DRS olmayacak. Bakalım Ocon'la ne kadar sıkıştıracağız Magnussen'i. Ocon çok rahat bir geçiş yapabilir. Hızla yaklaşıyoruz şimdi. 353 kilometre, 356 kilometreye kadar geldik. Magnussen çok ağır kaldı. Biz de içeriden geçişimizi tamamladık. Şimdi önümüzde hedefimiz Ocon. Tekrarına bakıyoruz. Ocon'la birlikte Magnussen'i geride bıraktık. Şimdi Ocon var önümüzde. DRS'si yok. Hızla yaklaşıyoruz. 9. basamak için. Hemen içeriği kapandı. Küçük de bir temas oldu Ocon'un orada. Küçük de bir temas. Ön kanadı hasar almış olabilir. 9. sıraya yükseldik. Görünen o ki Ocon kanadı hasar aldı. Gitgide yavaş dönüyor virajları. Evet, Ocon içeriye girdi. Pitstop'a ve farkı da açmış olduk. Arkadakilerle böylece Sainz şimdi pitte. 8. sıraya yükselmiş olduk. Bottas pite girdi. Leclerc de içeride. Bir tane de Red Bull var. Verstappen de içeride. 5. sıraya yükseldik. Verstappen'i çıkışta hemen gördük. Bakalım 2.2,5 saniye. 2.7 saniye oldu şimdi. Arkamızda taze yumuşak lastikleriyle hızla farkı yaratacaktır. Albon. Russell pit'e girdi. 5 saniye cezası varmış Albon'un. Verstappen hemen dibimize kadar geldi. 2 turda. Bundan sonra sert lastiklere geçip tek pit stop yapmak istiyorsak en az 21-22'ye kadar bu lastiklerle gitmemiz lazım ki daha şimdiden zorlanıyoruz. Çift pit stop'a geçeceğiz gibi duruyor. Ve Verstappen de oldukça hızlı bir şekilde DRS ile bizi geride bıraktı. 4. sıraya düştük. Ve 16. turda çift pit stop'a geçme kararı alıyoruz. Hızlı bir stint atıp farkı kapatmak için yumuşak lastiklere geçeceğiz. Yaklaşık bir 9-10 tur yumuşak lastiklerde kaldıktan sonra sert hamurlara geçeceğiz. 28-30 arası. Güzel bir pit stop. Şu anda 11. sıradayız. Ve Magnussen geride bıraktı bizi. 12. sıra. Takım arkadaşımız da hemen peşimizdeydi. Magnussen'den de DRS alacağız. Üzdük sonunda. Bakalım geçebilecek miyiz kendisini. İçeriye bir bakış attık. O da hemen savunmaya geçince yarış çizgisi bize kalıyor. Taze lastiklerimizle hızlı bir geçiş yaptık. Tekrarına bakıyoruz. Norris pitte şimdi. Şampiyonlar lideri de oldukça gerilerde mücadele ediyor. Norris'i de geride bıraktık. Stroll var şimdi önümüzde. 20. turdayız. DRS açacağız ama daha DRS açmadan yetiştik zaten. Çok çok rahat bir şekilde 9. sıraya tekrardan yükseliyoruz.
Albon pitte. Albon'u da geride bıraktık. İki buçuk saniye peşimizde. Taze yumuşak lastikleri var. Şimdi Hülkenberg var önümüzde. Yedincilik için içeriye bir göz atıyoruz ve rahat bir geçiş yaptık. Albon da farkı kapattı. Şu turda. Pistin dışına biraz taştık orada. Şimdi geliyor Hülkenberg. Albon da geliyor diğer taraftan. İki Aston Martin'in arasında kalıyoruz. Geç bir fren. Yerimizi korumayı başardık. İki Aston Martin bizi sıkıştırdı. Leclerc pit alanında geride bıraktık. Yumuşak lastiklerinde ömrü bitti. Albon'un kanadında bir sıkıntı var diye sormuştuk. Öyle bir cevap gelmişti. 30. tura girerken sert lastiklere geçeceğiz. Sainz da pitte. Beşi geçmiş lastiklerin yıpranması. Bakalım kaçıncı sırada döneceğiz. 2.3 2 pit stopumuz da aynı saniyeyle tamamlamış olduk. 12. sırada dönüyoruz. Şimdi taze sert hamurlarımız var. Aracımız iyi gider. Sert lastiklerle daha önceden bunu görmüştük. Araç sert lastikleri seviyor. Şimdi Hülkenberg ve Gasly kapışması var ön tarafta. Bizim işimize yarıyor tabi. Yarışın başında gelen güvenlik aracı. Şimdi içeriden Gasly'ye bir atak. Tehlikeli bir ataktı ama başarılı olduk. Yarışın başında gelen güvenlik aracı aslında ortalarında gelseydi yarışın çok çok daha iyi olurdu. Hülkenberg'e karşı DRS açtık. Yine start finish düzlüğünün sonunda rahat bir geçiş yapıyoruz. Ocon kaldı önümüzde. Bakalım DRS alabilecek miyiz? Alacağız gibi duruyor. Evet aldık. Biraz daha yaklaşmış olduk kendisine. Hülkenberg tehlikelisini de atlatıyoruz. 32. turdayız. Ocon'un da lastikleri artık bitti. Şimdi dış çizgiden hatamızı gerçekleştirdik. Kendisine de yer bırakıyoruz. 9. sıraya tekrardan yükseldik. Takım arkadaşımız Piastri önümüzde hemen. Ve pite giriyor. Piastri pite giriyor. Çok çok gerilere düşecek. Russell da pitte. İkisini birden geçip 7. sıraya yükseleceğiz. Bakalım Russell'la pit çıkışında karşılaşacak mıyız derken hemen peşimizde kaldı. O da sert lastikleri takmış. Son 11 tur. Çok çok güzel bir yarış oluyor. Sainz Bottas var önümüzde. Bottas Albon'da bir sıkıntı var dediğim. Doğruymuş. Kanadında bir sıkıntı var. Şu anda Bottas da geçti onu. Sainz da geçti.
Bakalım son 8 turda 6.lık için yetişebilecek miyiz? Albon'a bir de Russell baskısı var peşimizde. 39. turda 4 saniyeye düşürdük farkı. Her tur birer saniye yaklaşıyoruz. 1.2, 1.3 saniye yaklaşıyoruz. Albon'a. Ve Tsunoda yarış dışı. Alfa Tauri'den. Turada girmiş olduk. 3.2 saniye fark var. 41. turda artık DRS mesafemizde. Russell da dış taraftan şimdi yanımıza kadar sokuldu. Küçük de bir temas. Üstümüze kırıyorlar direksiyonu. Çok agresifler. Şimdi Albon iç çizgiyi kapattı. Dışarıyı bize bıraktı. DRS'yi de alıyoruz. Rahat bir şekilde 6.'lığa yükselmiş olduk. 21. sıradan 6.'lığa yükseliyoruz. Son 3 tur. Russell Albon savaşı da bizim işimize yaradığı son tura kadar çok fazla yaklaşamadı artık. Son iki sektör. Ve Max Verstappen yarışı kazanıyor. İkinci de Perez oldu diye gördüm. Şimdi dışarıdan geliyor Russell. Başarılı olamadı ve bu da son şansıydı. Burada da atak yapmıyor. Ve 21. sırada başladığımız yarışı 6. sırada noktalıyoruz. Sprint'i de kazanmıştık. Güzel puanlar kazandık bu hafta sonu. Özellikle de Norris'in geride tamamladığı haftada puan farkını kapatmış olduk. Günün sürücüsü de seçiliyoruz. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today and it's great to see Verstappen bu sene çok fazla podyumda göremedik. Geçen sene çok küçük bir farkla şampiyon olmuştu. Verstappen, Perez ve Leclerc podyumu paylaşıyor. Haftayı 16 puanla tamamladık. 8 sprintten geldi. Kazandığımız için 8'de 6. olarak aldık yarış gününde. Lando Norris 3 puanla kapatıyor haftayı. Bottas da 5. bitirmiş bugün. 10 puanı koymuş cebine. Bottas da bize yaklaştı 2 puan. Bu yarışta aldığı sonuçla sprintte o da puan alamamıştı. Bakalım genel klasmanda durum nasıl oldu şimdi? Bottas'la 8 puanı indirdik farkı. Lando Norris'le de 15 puanı düşürüyoruz.
Verstappen 8.'likten 5.'liğe yükselmiş. Takımlarda 60 puan farkla lider Red Bull yaklaşıyor. Aktivitelerimiz var. Araştırma ve geliştirme puanı da aldık. Güncellemelere devam edeceğiz. Bir acele bir aero yaptık. Bakalım yetişir inşallah. Önümüzdeki yarış Hollanda'da olacak. Orası da sevdiğimiz bir pist. Artık bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. We had a major issue on the production.